İsrailler Savunma Bakanlığı'nın kapısına dayandı. Binlerce kişi Benjamin Netanyahu yönetimine karşı yine sokaklardaydı. Eylemlerin dozu arttı. İsrailler ateşkes talebiyle topladıkları Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktı. Esir yakınlarının başlattığı protestolara polis, TOMA ve atılı birliklerle müdahale etti. Protestolar sonrası Netanyahu esir yakınlarıyla görüştü. İsrail Başbakanı mahkum takası anlaşmasına varılması ihtimalinin küçük bir ihtimal olduğunu söyledi. Ateşkes ve takas anlaşmasına varılsın ya da varılmasın, güçlerimiz Hamas'ı yok etmek için Refah'a girecek. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı'ndan önce İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusuna bağlı 5 birimin Gazze'nin dışındaki bölgede ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği açıklandı. İsrailliler Savunma Bakanlığı'nın kapısına dayandı. Binlerce kişi Benjamin Netanyahu yönetimine karşı yine sokaklardaydı. Eylemlerin dozu arttı. İsrailler ateşkes talebiyle topladıkları Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktı. Esir yakınlarının başlattığı protestolara polis, TOMA ve atılı birliklerle müdahale etti. Protestolar sonrası Netanyahu esir yakınlarıyla görüştü. İsrail Başbakanı mahkum takası anlaşmasına varılması ihtimalinin küçük bir ihtimal olduğunu söyledi. Ateşkes ve takas anlaşmasına varılsın ya da varılmasın, güçlerimiz Hamas'ı yok etmek için Refah'a girecek. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı 7 Ekim Aksa Tufanı Harekatı'ndan önce İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusuna bağlı 5 birimin Gazze'nin dışındaki bölgede ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği açıklandı.